nasıl yaptık? Kaç motif koyuyorsun bu? 15 tane. Onda yok. Onda yok. O şimdi şeyimiz. Bu şimdi model. Peki önce fileden mi başlıyorsun? Evet, önce fileden başlıyorum. 220 tane zincir çekiyorum. Her zincire birer tane zincir çekip kutu oluşturuyorum. Sonra 9'ar tane zincir çekip fileyi oluşturuyorum. Bu kışlık, şeyse versiyonu. Evet. Yalnız bu da çok güzel. Ben bunu da çok beğendim. Mürvet biliyorsunuz ipleri şey yapıyor. Böyle renklerini degradeyi kendi içinde yine degrade yapıyor. Yüzüklerin efendisi. İplerin efendisi. Evet, gerçekten iplerin efendisi. Harika. Hadi göster motifin nasıl bir motif. Çok güzel. 6 tane zincir çekiyorum. Zinciri kapattıktan sonra aralarına bir zincir çekerek 8 tane kutu oluşturuyorum. 3 zincir çekip 4 tane içine üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırayı böyle devam ediyorum. Araya hiç zincir çekmeden bütün kutulara 4'er tane trabzan yapıyorum üçlü. 3. Yukarı bu sırayı böyle hepsini 4'er tane trabzan yaparak dolduruyorum. Sekiz tane kutuyu 4'er tane trabzan yaparak dolduruyorum. Burada hiç aralarına zincir çekmeden ikinci sırada. Evet, mavi koymasaymışız keşke altına. Evet. Öyle mi? Şimdi yine 3 tane zincir çekip yukarıya her trabzan üstüne batarak 4 tane trabzan yapıyorum üçlü. Şimdi ikinci sırada 4 tane zincir çekiyorum arada. Köşede değil mi çekiyorsun? Hepsinin, hepsinin arasında. Bir dakika şöyle yapalım. Hepsinin arasında 4 tane zincir çekiyorum. Evet. Dilimleri oluşturmak için. Dört tane trabzanı yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Faruk sen evlendikten sonra çok güzel çalmaya başladın. Birine mesaj mı gidiyor bu şarkılardan acaba? Ben bilmiyorum. He? Olabilir diyor. Bak gelin bak bak. Evde çünkü. Ben şimdi. Ben duyuyorum. Aa. Zayıfladı, mayıfladı böyle bir şey oldu. Saçlar kesildi falan. Yaradı. Kızardı. 8 tane bacağımız olacak. Hı hı. Şimdi 3. sıraya geçelim. Tamam. Yine 4 tane zincir çek, burayı kapatıyorum. 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Tekrar bunun üstüne 3 tane, 4 tane trabzan yapacağım üçlü. Bu bacağı bitirdikten sonra 4 zincir çekiyorum. Bu az önce bir alttaki zincirin ortasına sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Yandaki bacağa geçiyorum. Burada bir kurdele gibi oluyor. Sonra? Sonra bu sırayı böyle devam ediyorum. Tamam. Bu sırayı da tamamladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Buradakiler... Neredesin şimdi bana onu göster. Bu en son sıradayım. En son sıradasın. En son sıradayım. Evet. Kaç tane motif bir şalda yapıyorsun? 15 tane. 15 tane. Yani filesi, düşüşü, yumuşaklığı o kadar güzel olmuş ki yani bakın elimde böyle nefis. Bundaki trabzanları kapamıyorum. Yani 4 tane trabzanı yaptıktan sonra hepsini bir kapatıyorum. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane. 5 zincir şu mu? Bu. Şurası. Evet, sonra bir 5 daha şöyle çek. Şöyle kelebek gibi. Aynen orada 5 zincir var ortaya batıp değil mi? Evet. 3 tane 5 tane zincir çekiyorum burada. Evet. Tekrar yandaki bacağa geçiyorum. Bu son sıran mı oluyor? Evet, bu son sıra. Peki şurada şunu nasıl denk düşürdün? Mavi mi? Bak o kadar güzel onu bir ton. Onu keserek yapıyorum. Bakın şimdi yünde. Şimdi bunun içinde beyaz var mesela, o beyazı kesinlikle kullanmıyorum. Çıkartıyorum. Kullanmadın, çıkartıyorsun. Evet. Çünkü çok basitleştirdim. Bakın iplerini böyle hazırlıyor. Bunun içine de kahverengi kattım. Bak bu şu iki rengin çok güzel uyumu zaten mükemmeldir. Evet. Çok. Evet. Şimdi zincir çekip bir dakika. Şimdi motifi
iyi kötü çıkarırız da mantığını bize anlatman lazım Mürvet. 200 kaç? 220 tane zincir çekiyorum. Şurası 220 zincir var. Evet, 120 tane kutu oluşturuyorum. Şunu yapıyorsun. Evet. Sonra 9 zincir çekerek bir kutu atlayıp ilk sırayı... 9 zincir, tığın kaç numara? 3 numara. Ha, çok güzel düşmüş. Bak bizim o saç şeyinde de, saç filesinde de aslında bu ip 9 tane zincirli yapmamız lazım. Bu çok güzelmiş. Eksilte eksilte aşağı gidiyorum. Sonra bu çerçevesini ördükten sonra motifler ekliyorum. Önce bunu yapıyoruz. Şöyle görelim. Evet. Yani şu çerçeveyi yapıyor. Çerçeveden motifler sonra motifleri... Sonra tekrar bir çerçeve yapıyorum motifler bittikten sonra. Şu var. Evet. Yani onu çerçevenin içine almış oluyorum. Motifleri. Evet, motifleri çerçevenin içine almış oluyorum. Yani burada mantığı anlamak önemli olan. Tabii tabii. Bunu istedikleri motifleri de koyabilirler oraya. İlla bu motif olması şart değil. Bu mantığı anladıktan sonra iki taraftan da çerçeveledikten sonra... Çerçeveler zaten sık iğne. Tabii. Evet. Hesaplarımıza da koyacağız. Hı hı. Motifleri yaparken yine o fileyi koyuyorsun değil mi? File oluyor. Tabii bir sıra zincir gidiyorum etrafına filenin renginden. Beşer zincir çekerek hepsini etrafına zincir yapıyorum sık iğneyle. Buraya birleştirme ekliyorum. Için kullanıyorum. Birleştirme birbirine için. Onunla birleştiriyor. Bakın etrafında. O çok güzel olmuş. Yani şunu baz yapıyorsun. Evet. Evet. Daima. Aynen öyle. O da bu. O da o. Valla olay. Çok güzel düşmüş. Çok güzel. Biraz bu iplikte böyle bir ipliği yazın ne olduğunu seyircilerimize. Gerçekten düşüşü bu tığ numarasıyla ve bu şeyle floşlu gibi olmuş. Evet evet, tam floşluk var gibi. Bir floşluk var bunda. Gerçekten çok güzel. Kaç zincir dedin? 220 zincir. 220 zincir. Of 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 of. Oh. Muhteşem oldu. Vallahi çok, çok güzel. Yani o kadar güzeldi. Yani akmış böyle. Hı hı. Yani yünle tığın ve çok sıkmadan yaptığınız zaman şey olacak. Akmış. Evet. Derler ya hani böyle yumuşacık düşmüş. Çok düşmemiş mi? Ellerine sağlık. Bence size çok yakıştı. Destan, soru var mı? Sonra biraz vaktimiz olursa motif birleştirmeyi hazırlayalım. Tamam. Yine şuradan göstereyim yine de filelerle yani şeyleri birleştirmiş. Evet, bakın. Zincirlerle. Zincirlerle. Aynı bir buradaki mantık hani dantel örtü, fiskos örtü, fiskos örtünün etek ucunu düşünün. Evet, aynı onun gibi. Aslında yaptığımız şeyler bu. Tabii. Biraz mantık da yürütmek lazım. Evet. Hani böyle şeyleri yaparken. Evet.